8.5'da zaten Jung'dan çok etkilenmiştir. Evet. O dönemde hayatında bir sıkışma yaşıyor. Gerçekten zorlanıyor. Nasıl bir film çekeceğim? Bundan sonra kariyerimi nasıl yönlendireceğim? Zirveyi görmüş Tatlı Hayat'la. La Dolce Vita ile tüm dünyanın tanıdığı çok büyük bir yönetmen haline gelmiş. Evet. Amerika'da seviliyor, her yerde seviliyor ve Fellini bir efsane olmuş. Ne çekecek? Herkes onun yeni filmini bekliyor. O dönemde o girdiği, o sıkıştığı bir yer var orada. Ne yapacağını düşünüyor. İşte Jung'la, Jung'un terapisini kullanan bir psikoterapistle tanışıyor. Onunla görüşmeye başlıyor. Birden bütün zihni açılıyor ve rüyalarına değer vermeye başlıyor. Kendi hayallerine değer vermeye başlıyor. Ve kendi hayallerini sanatının ana malzemesi haline getirmeye başlıyor. O kadar cesaretli bir hamle ki bu. Çok. O dönem için. Ondan sonra zaten birçok sinemacı da Fellini'nin izinden giderek kendi rüyalarını, kendi hayallerini sanatın ana malzemesi haline getirebiliyor.